üzerinde uzun süredir çalıştığımız ve ülkemiz hayvancılığının geleceği için oldukça önemli bir projeyi, elektronik hayvan takip sistemini Karaman'dan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılığımıza sınıf atlatacak teknoloji ve inovasyonu üretimle buluşturacak bu projenin sektöre, ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Ülkemiz hayvancılığına 16 milyarı son 3 yılda olmak üzere 19 yılda verdiğimiz 75 milyar lira destek ve hayata geçirdiğimiz ulusal ve bölgesel birçok projeyle büyük bir değişim ve kalkınma yaşadı. Yine hayvancılık desteğini son 3 yılda 2 kattan fazla artışla 7.8 milyar liraya çıkardık. Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız %13 artışla 18.3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yine küçükbaş hayvan varlığımız aynı dönemde de %29 artışla 57.3 milyon başa ulaşarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gururla söylüyorum. Bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da bir, dünyada büyükbaş hayvan sayısında da ikinci sırada. Canlı hayvan ve hayvan ürün dış ticaretinde 2019'da 585 milyon dolar olan dış ticaret fazlamız 2020 yılında 727 milyon dolara çıktı. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 2020 yılının tamamını geride bırakarak 887 milyon dolara ulaştık. Buradan yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerin azaltılmasını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığıyla yem regülasyon çalışmasını başlattık. Ekim ayı sonuna kadar 2.6 milyon ton hububatı piyasaya arz etmiş olacağız. Yine hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimizle devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 milyar lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalarıyla yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan 2,5 milyon hektara yükseldi. Ve sektördeki gelişmenin devamını istiyorsak doğru planlamaya, yerli üretime, en önemlisi de bilgi ve inovasyona ağırlık vermek zorundayız. Bakanlığımız 60 Araştırma Enstitüsü 7 bin civarında çalışanın bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip hem bakanlığı hem de ülkesi. Yani bakanlık olarak Ar-Ge çalışmalarımızı daha da geliştirmek için çeşitli kaynaklardan yılda yaklaşık 1 milyar lira para harcıyor ve tarım sektörünün çözümlerinin %70'ini bakanlık olarak biz üretiyoruz. Bu küpe projesi esasen bana ait bir proje. Uykusuz geçen bir gecenin ardından bulduğum bir fikir. Aslında teknoloji ve inovasyon her zaman her yerde var. Yani bu teknoloji var. Bu GSM teknolojisi var. Ama hayvancılıktaki problemleri gece bir yandan düşünüp, bir yandan bunları sayıp, bir yandan da not aldığımda bunları çözebilecek olan teknolojinin Türkiye'deki tüm sürüyü bir arada takip edebileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Hem planlama, hem hayvan sağlığı, hayvan refahı ve diğer konularla ilgili bize faydası olacak. Üreticiye olan faydası da işte döl verimi, ondan sonra hayvanın sıkı takibi ve verimliliğin artışı gibi bir neticelere sebebiyet verecek bir projeye bence imza atmak önemli olur diye düşündüm. Hayvanın kulağına asacağımız aslında tabiriyle bir cep telefonu, bir kulak küpesi. Bu kulak küpesiyle neredeyse 5 tane de bir hayvan daha satın almış oluyorsunuz. Ama buna ödeyeceğiniz para hiç önemli değil. Önemli olan zaten biz birçok ilimizde de bunu mümkün mertebe üreticimize yük olmadan bunları yapmaya çalışır. Önümüzdeki birkaç 10 yılında bilgi çağı olacağını düşünürsek tarımı da bilgisiz yapmamız artık söz konusu değil. Teknolojiyi işimize faydalı olduğu sürece kullanıp teknolojik çözümleri de bu işin içerisine adapte ediyor olmamız lazım. Her büyükbaş hayvanın kulağına bir cep telefonu takıyoruz. Bu daha küçük,
kullanımı ve işlevi daha kolay. Pili de yaklaşık 5 yıl giden bir cep telefonu. Birçok teknolojik özelliğe sahip akıllı küpe hayvan takip sisteminin önemli bir parçası. Değerli konuklar, mevcut durumda hayvansal üretim yapan belirli büyüklükteki işletmelerimiz ithal sürü yönetim programlarını kullanıyor ve bu programların verileri de genelde yurt dışında tutuluyor. Yaptığımız ARGE çalışmaları neticesinde kendi teknoloji ve imkanlarımızla geliştirilen bu teknoloji, yani sürü yönetimine hizmet edecek elektronik hayvan takip sistemini imkanlar ölçüsünde de üreticimizle buluşturmak ana hedefimiz. Sistemin ilk hedefi yetiştirici ve karar vericiler için önemli olan hayvan verilerinin toplanması ve bakanlığımız bünyesinde bunun muhafaza edilmesi, tabii sektör tarafından da bu bilginin kullanılması. Bu amaçla dünyada ilk olarak NB-IoT tabanlı elektronik hayvan takip sistemi sayesinde hayvanların konumları, yem yeme, geviş getirme gibi beslenme durumları, aşılama kayıtları, koordinasyon bilgisiyle hareket ve sevk durumları, kızgınlık ön uyarı bilgilendirmesi, kulak içi sıcaklığı gibi veriler anlık olarak merkezi programa aktarılmaktadır. Tanıtımını yaptığımız bu milli hayvan takip sisteminin yetiştiricilerimiz online olarak işletmelerindeki hayvanlarının beslenme durumlarını, kızgınlık bilgilendirmesi, doğru zamanda tohumlanması, döl verimi kayıplarının azaltılması, hayvan kaybolması veya çalınması durumundaki yer bilgisi, hayvanların cihazlarının düşmesi, koparılması durumlarda SMS ile bilgilendirilmesi, hayvan aşı bilgileri, bölgelerindeki karantina durumu, damızlık hayvan alımlarında hayvana ait tüm özgeçmiş bilgileri gibi birçok veriyi anlık öğrenme imkanına kavuşacaktır. Yetiştiricinin daha karlı bir faaliyet yapması için hayvanların durumunu ve sağlığını takip etmesi gerekiyor. İlgili veteriner hekimin sürü genelini ve her bir hayvanın sağlık, gebelik ve nakil durumunu bilmesi gerekiyor. Bakanlık birimlerinin ise hayvanların işletmede olup olmadığı, aşı durumu, karantina durumu, işletmedeki, ilçedeki, ildeki hayvanların sayısını, gebelik, kızgınlık, tohumlama gibi tüm süreçleri bilmesi ve aksadığında gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Milli, yerli, bize ait, bizim ürettiğimiz bir sistemdir. Bu sistem bizimdir. Bugün 5 ilde 400 baş hayvanda denemelerini tamamlayarak algoritmalarını oluşturduğumuz sistem %94 isabet oranıyla çalışmaktadır. Sistemin olası sorunlarını önlemek için 20 bin baş sığırda test etmeye devam edeceğiz. Böylece sistemin her iklim ve ağır şartında kusursuz çalışmasını sağlayacağız. Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde süt veriminde %25 artış, buzağı veriminde %20 artış, sağlık giderlerinde de %15 azalış tespit edilmiştir. Bakın, 10 tane hayvana karşılık 2 tane hayvan bu sistem sayesinde bedava işletmenize şu veya bu şekilde kazandırılacak. Yani teknolojiyi kullanarak 2 hayvan otomatikman %20 kazanabileceksiniz. Yine bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilsek, İlave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyondan daha fazla buzağa 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 akıllı küpe ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomimize kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise yıllık 10 milyar lira katkı sunabiliriz. 20 bin süt sırına takılacak ve 2022 yılından itibaren de kademeli olarak uygun ve il ve işletmelerde hayvanlara takacağız. Bu şekilde kademeli olarak 2 milyon hayvanımızı elektronik hayvan takip sistemine dahil ederek nihayetinde tüm ülkede kullanıma sunacağız. Sistem tüm ülkeye yayıldığında nasıl ki hane hane nüfus sayımına bıraktıysak ağır ağır hayvan sayımında bırakacağız. İlk uygulamaya da Karaman ilimizden başlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yerli ve milli teknolojimizi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşacağız. Bu bağlamda ilk olarak önümüzdeki günlerde yine Azerbaycan'da 1000 hayvana akıllı küpe takacağız. Ülkemize, milletimize, çiftçimize, dost ve kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buradan yine sistemin diğer